Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır size sözünü vermiş olduğum soru cevap videosunu şu an sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Daha önceki soru cevap videosunda Instagram'da bir post paylaşmıştım. Sadece bir tane soru geldi o postun altına ama o arkadaşımızı da atlamak istemiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir takipçi. Buradan ona da selam yollayayım. Onur Cemiloğlu, kuş çeşidini arttırmayı düşünüyor musun? Abi, papağan türleri vesaire. Yani aslında öyle bir düşüncem var ama şu anki yerim bile çok kısıtlı olduğu için zor oluyor. Bir de kuş çeşidini arttırmaktan ziyade komple başka bir ırka mı geçsem diye düşündüm ama yani muhabbette de hani şu an bırakmak da istemiyorum. O yüzden yani öyle bir düşüncem şu an yok ama olursa şaşırma, yani sürpriz olabilir öyle bir şey. Ama şu anlık aklımda öyle bir şey yok. Şimdi önceki videoda bu gelen sorulara cevaplayacağım. Sonra direkt diğer tüm videolara gelen sorulara tek tek bakacağız. Bu önceki soru cevap videosunun altındaki yorumlar ve sorular. Akvaryum bilgileri Sunar demiş ki, İlk like takipteyiz. Kolay gelsin. İyi hobiler. Teşekkür ederim Akvaryum bilgileri Sunar. Emin Kaya, bu arkadaşımız da çok sıkı bir takipçimiz. Ona da selam yolluyorum. Kuş beslemeye nasıl başladın? Bir de benden bir forumda, benle bir forumda görüşmüştü. Biraz yanlış yazmış. Seni orada, beni forumda görmüş. Orada yazışmışız. Onu biraz yanlış yazmış. Kuş beslemeye nasıl başladım? Benim gerçekten çok ilginç bir hikayem var. Ben de hani hepiniz gibi küçükken kuş besliyordum ama ben üretime isteyerek başlamadım aslında. Çoğu arkadaş biliyordur Rozella Papağan'a videomuzu. Yani kanaldaki yani en iyi videolarımızdan biri. Arkadaşlar ben o Rozella Papağan'ını satamadım. Yani aldım, 4-5 gün sabredebildim. Hani böyle bayağı abartı gürültücü bir hayvan. Ben onu satamadım. Yani bir an önce gitsin istiyordum, şimdi yalan yok. O kadar rahatsız ediyordu ki sesi benim, hani sabah 6'sında 5'inde. Komşulara, evdeki insanlara mahcup olmaya başladım. Sonra kafam attı. 4 tane muhabbet kuşuyla koca papağanı takas yaptım. Yani 2 çift. Ya muhabbet kuşları da şeydi biraz, yani hani o zamanlar ben çok anlamıyordum. Ya anlıyordum da şimdi hani o an o kadar gitsin istiyordum ki yani ne olduğuna bakmadan aldım 2 çift yerli muhabbet kuşu. Böyle bayağı alakasız, eş falan değillerdi yani. Sonra onlar işte gitti, takas falan filan, bir şeyler sattım, yenisini aldım. Şu anki hale onlar sayesinde geldim. Normalde benim sadece hayaletli çekirdekli muhabbet kuşlarım. Daha fazla arttırmayı düşünmüyordum. Şimdi sadece tek sıkıntı temizlik, bakımı zor arkadaşlar. Onun dışında seviyorum yani. Benimle muhabbet kuşuna başlama hikayem bu şekilde. Yiğit Aslanbaşar adlı arkadaşımız güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın demiş. Buradan ona da selam yollayalım. Teşekkür ederiz Yiğit kardeşimize. Mısır granülü bit yapar mı? Bir de kafesin altına serdiğimiz granül ne zaman değiştirmeliyiz? Ayda bir kere falan mı? Mısır granülü bit yapar. Talaşa göre daha az yapar ama yine de bence tüm maddeler bit yapar arkadaşlar. Düzenli ilaçlama, temizlik yapmazsanız her şey yapar. Düzenli ilaçlama, temizlik yaparsanız talaş da bit yapmaz. Altına serdiğimiz granülü ne zaman değiştirmeliyiz? Ayda bir kere falan mı? 2 haftada bir değiştirsen iyi olur. Daha erken daha iyi olur. Daha geçi daha kötü olur. 2 haftayı da. Bu soruyu şey Cihan Boşluk ne sormuş? Cihan yani. Mahmut Seçkin şey sormuş. Abi kuşlarım çiftleşmiyor, ne yapmam gerekmektedir? Yani bu öyle hani bu videoda değil, bunun için ayrı bir video çekmem gerekir. Sana tavsiyem, kısaca özetleyeyim. Yumurta maması videosu izle bizim. Ayırma yöntemini izle. Onlardan bir şeyler kaparsın büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar son yorumlara gelelim. Umut Yaşar Şengül demiş ki, abi filtre de almasak bir şey olur mu demiş. Bunu beta akvaryum için söylemiş. O videoya cevap yazmış.
Kardeşim zaten beta çok büyük bir filtre isteyen bir canlı değil ama temizliği zor olur. Suyu çok kötü olur. Ben de filtresiz baktım. Baktığım hala da bir balığım var. Yani şimdi iki balığımı yan yana getirsem filtreyle akvaryumdaki ötekine 1000 basar. Sana tavsiyem bir tane pipo filtre al. Ucuz bir şey zaten. Yani ama almazsan da bir şey olmaz. Leyla Yalçın. Bu biraz şey yani arkadaşlar. Kuşuyla alakalı bir diyalog. Onu zaten cevapladık. Uzun bir diyalog. Birkaç mesaj var. Burada da birkaç tane diyalog var yine. Karanlığın gardiyanı. Hobi üretim Erkan. Maşallah Yavuz da çok güzelmiş. Bereketli olsun ustam. Teşekkür ederim aynı şekilde senin de. Onur kardeşimiz yine yorum yapmış. Maşallah abi diye. Ona tekrar selam yolluyorum. Ferhat Yılmaz demiş ki arkadaşlar son videomuzda. Maşallah süperler, ben yuva girişine söğütten bir tünek yaptım. Ama erkek muhabbet kemirmeye başladı. 2 gündür neden yapar? Bilgi verirsen sevinirim. Muhabbet kuşları genelde arkadaşlar, özellikle erkekler kafese kafa atıyorsa, şöyle hareket yapıyorsa ve bir şeyleri kemiriyorsa o kızıştığının belirtisidir. Yani bu iyi bir şey. Söğütten tüneyi de ilk kez duydum. Genelde dut ağacından yaparlar. Umarım benim alırsın. Arkadaşlar hala çekilişe katılanlar var. Bir şey demiyorum onlara. Yani videoyu keşke bir izleselermiş. Böyle boşa yorum yapıyorlar. Onlara da üzülüyorum tabii. Ama ne yapayım yani. Bir şey de diyemiyorum şu an. Bir sürü çekilişe katılıyorum. Görmüşler katılıyorum yazan. Dilber Kılıç demiş ki abi iki yavrum var. İlk yavruları kuşumun. Yalnız abi yavruların yuvası ve ayakları çok kirli. Yavrularım 27 de 29 günlük, ne yapmam gerek, yardımcı olur musunuz? Zaten yavrularını yani tahminim bir haftadan önce işte 2-3 güne yeme düşeceklerini tahmin ediyorum. O ayaktaki pislik sorunu da yuvalıkta bir malzeme kullanmıyorsan veya yuvalığı yeterince temizlemiyorsan pislik oluşur. Umarım yeterince malzeme kullanmıyorsundur. Umarım yuvalıkta malzeme kullanmıyorsundur. Yeterince temizlemiyorsan o pislikte bit oluşur. Kuşların çok büyük sıkıntıya girer, haberin olsun. Benim belki de bu zamana kadar yaşadığım en ciddi sıkıntı. Sana tavsiyem yuvalığında mısır granülü kullanırsan yaşamazsın ama şu an ne yapabilirsin? Elini ılık suyla hafif nemlendir. Parmaklarını böyle masaj yapar gibi o pislikleri yumuşatıp çıkartabilirsin. Öyle zorlama ama ayağına zarar verebilirsin hayvanları. Ferhat Yılmaz demiş ki ben Nature plan kullanıyorum ama sizce iyi mi? Farklı kaliteli bir marka söyleyebilir misiniz? Videodaki gibi yani benim tavsiyem şu arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle bir markayı övmek veya yermek için de yapmıyorum. Başka markaları yermek için de yapmıyorum. Yani şimdi ben gerizekalı değilim sonuçta. Niye ben kendim kötü bir şey kullanayım ki? Benim kullandığım ne vardır arkadaşlar? Hani ben çok araştırdığım zamanında şu an benim aldığım yemler. Yani Versellaga'dan çok memnundum. Sultan Forkus papağanını da kullanıyordum. Muhabbet kuşlarına da kullandığım oldu. Sadece çok pahalı. Eğer az kuş besliyorsanız hep söylerim Versellaga. Eğer gidip de yani çok kuşunuz varsa o 500'leri mesela kuşunuz varsa Versellaga'ya o kadar para vermenize gerek yok. Hobby Pet'in ürünleri gayet güzel. Az kuş olan da Hobby Pet kullanabilir. Ben sadece öyle paket yem takıntısı olan arkadaşlar için söyledim bunu. Size kalmış yani. Hani ama bazı yemler var böyle. Yani şimdi adını vermek istemiyorum. Markette satılıyor yani. Orada bir senedir durmuş. Ya da vereyim ne olacak. Jungle mesela. Yani ben onları hiç önermiyorum açıkçası. Kendileri de yani çok iyi bir yem olduğunu zannetmiyorum. Hep yorumlarda falan böcek falan çıkıyormuş. Şimdi öyle bir şeyler okumuştum. Görmedim bizzat. Evet. Biri demiş ki Beyza Yalçın Asburgu şeylere, jakolara verebiliyor muyuz? Arkadaşlar jakolar hakkında çok bir bilgim yok.
Ama Rosella da büyük bir papağan türü. O da o yiyebiliyordu yani. Bir sıkıntı çektiğini hatırlamıyorum ama Jaco bilmiyorum. Sadece peletlemin Jaco'larda en iyi yem olduğunu biliyorum. Akvaryum bilgileri sunar. Yine demiş ki merhaba muhabbet kuşu alacağım. Ha bu şey. Ya bir soru gibi bir şey değil yani. Muhabbet kuşu alacakmış. Nasıl bir muhabbet kuşu istediğini söylemiş. İlginç bir yorum gördüm şimdi. Bir arkadaşımız Caniper diye bir markayı övmüş arkadaşlar. Onun bir yorumunu açalım. Ya ben kaldırmıyorum bu tarz yorumları. Tavuk besliyorum. Caniper dünyanın en kral bit ilacıdır. Tavuk ve civcivlerde bir zararını görmedi. Fakat muhabbetlerde zararını olur mu bilmem. Caniper bit bombası diye bilinir. Caniper'i ben de çok duydum arkadaşlar. Özellikle tavukçular ve güvercinlerde duydum. Muhabbet kuşu besleyen kimse de duymadım ama bunların hepsinin içinde bir tane biyojenik bir toprak var benim bildiğim, anladığım kadarıyla daha doğrusu. Bu toprak bite zarar veriyor. Yani Caniper de olsa, LCS3 de olsa işte, neydi öteki şeyin adı? Akartoks işte bilmem ne, hepsi aşağı yukarı aynı. Sadece yorumlara bakın, uygun olan fiyatını almanızı tavsiye ederim. Yoksa Caniper de geldi. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ama ben bu tarz yorumları seviyorum yani, insanların kullanıp denediği yorumları. İyi oluyorlar yani benim için de. Onur kardeşimiz gene demiş ki, abi genel durum tarzı videoları biraz daha sık atar mısın? Genel durum videoları, yani ben diğer kanallar gibi her gün kuşlarda işte şöyle, kuşlarda böyle yapmayı sevmiyorum çünkü bir günde ne değişebilir yani, bir günde yavru büyümez, yavru çıkmaz, kuş çiftleşmez. Hani size değişik bir şeyler göstermeye çalışıyorum. O yüzden ben mesela ay ay atarım, Temmuz ayının işte olur, Ağustos ayının olur, Eylül ayının gelecek işte. Yani bu ayda bir oluyor ama ufak tefek hani bilgi videoları paylaşmaya çalışacağım ama şu an çekmediğimiz video kalmadı herhalde. İşte bu tarz sorular sorarsanız, yani bir kişi birden çok soru da sorabilir. Soru cevap videosu yapabilirim. İstediğiniz kadar yaparım. Kuşlarla alakalı özellikle biraz içerik sıkıntısı yaşıyorum. İstediğiniz videoları da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Biri astım videosundaki kuşun son durumunu merak etti. Onu çok merak ediyorlar. O kuş öldü arkadaşlar. Benim elimde bu zamana kadar iki kuş öldü. Biri Bahtiyar, biri o. O da böyle bildiğiniz hani artık elinde can çekişerek öldü. Onu satan arkadaş, şerefsiz arkadaş. Yani buradan işe alamak istemiyorum kendisini. Yani bu kuş, zaten astımdan kuş ölmez arkadaşlar. O kuş çok hastaydı. Bir ton hastalığı vardı onun. Sindirimle alakalı. O büyük ihtimal salmonella'ya falan bağladı artık. Titreye titreye öldü çünkü hayvan ellerimde. Öldü yani. Ama astımını iyileştirmiştik yani, onu soruyorsanız. Birkaç türü birden uygulayabilecek bir bilgi birikimim yoktu. Onları karıştıracak. Ben ilaç yapmayı bilmiyorum. Hangi ilaç hangisiyle çakışır onu da bilmiyorum. O yüzden yapamadım. Kurtaramadım. Ya yani biraz soğukkanlı olmak gerekiyor bu tarz durumlarda. Ya çevremde özellikle bayan takipçilerim çok yapıyor. Ah diyor, kuş öldü, nasıl hasta, yok işte bir şey oluyor, böyle hemen hapşırıyor kuş, bana mesaj at, ah çok kötü, ne yapacağız şimdi. Yani bu kadar büyütmeye gerek yok. Siz sadece gerekeni yaptığınızda emin olun, gerisi Allah'ın takdiri. İçinizi rahat tutun. Yani ölürse de ölür yani, insanlar da ölüyor sonuçta. Yani yapacağımız hiçbir şey yok. O yüzden siz elinizden geleni yapın, gerisi takdiri ilahi. Bakalım. Abi kuşlarım çiftleşir mi? Mama tarifi yemiyorlar, nasıl alıştırdım? Mama tarifi yemiyorlar. Kuşların mama bir yerde çiftleşir diye bir şey yok. Hani bu tamamen sabır ve şans işi. Balık tutmaya benzeyen bir şey. Mama tarifi kanalımızda mevcut. Size tavsiyem
bir videodan birkaç tane atıyorsam en iyisi en güncel olanıdır arkadaşlar. Gidip YouTube'a Maba Tarihi Ömer Sayar yazarsanız eski bir video çıkabilir. Yani orada bazı söylediğim hata değil de yani şu an daha güncel, daha pratik, daha mantıklı. Yani orada külfetler çok olabiliyor. Yani her zaman güncellemeye çalışıyorum kendimi de. Instagram adresimi çok soruyorlar. Arkadaşlar açıklamada, kanalın açıklamasında da Instagram adresim var. Her videonun açıklamasına bütün sosyal medya hesaplarımı koyuyorum. Oradan bulabilirsiniz. Niyazi Türü abi kuşların çok güzel, çok iyi bakmışsın kuşlara. Niyazi kardeşim teşekkür ederim. Daha güzelleri senin olsun. Bazı arkadaşlar ismini vermeyeceğim arkadaşlar, beni çok darlıyor. Durmadan bir kuş isteme çabası. Böyle çok boş sorular soruyorlar. Yani elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama yani bir çekilişe 20 kere bir kere katılın dediğim halde 20 kere katılıyorum yazınca sadece ben biraz sinirleniyorum yani. Başka hiçbir şey değişmiyor. Hani daha çok gözüme gelip de şey yapmıyorsunuz yani. Erkek mi kur yapar, dişi mi? Bunun pan net bir cevabı yok. Ben genelde erkeklerin kur yaptığını gözlemedim ama dişilerin de yaptığına şahit oldum. Ama genel olarak hani erkekler yapıyor diyebilirim. Instagram'dan foto atsam kuşumun cinsiyetine bakar mısın demiş Fatih Polat. Arkadaşlar ben genelde Instagram'dan yardımcı olmaya çalışıyorum takipçilerimize. Evet, o darlayan arkadaş gene büyük sürü yorum yazmış. Yasin canı sağ olsun, ne diyeyim. Ben Yasin Orakçı demiş ki ben bilmek için bulamadım. Zimek önerdiler. Sence abi ikisinin içeri aynı. Zimek hakkında bilgin var mı? Maalesef hiç duymadım. Genelde herkes bilmek için kullanıyor. Arkadaşlar bundan sonraki yorumlar genelde çekilişle ilgili. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sizden ricam istediğiniz kuşlarla alakalı, ginepiklerle alakalı, yani çektiğimiz serilerle alakalı hangi videodan, hangi ne tarz bir bilgi videosu istiyorsanız işte bana şununla ilgili bir video çeker misin? Çekin main yazın. Ben zaten çekebileceğim bir şey varsa çekerim ama şimdi gidip bana Jaco ile ilgili bir video at derseniz ben de Jaco olmadığı için atamam mantıklı olarak. O yüzden yani mantıklı bir şekilde her türlü istediğinizi çekmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.